Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca önce piyasalarda olup bitenlere bakacağız. Sonrasında hem emtia tarafında olup bitenleri değerlendireceğiz hem de petrol piyasasında. Bundan sonrasında dönük beklentileri alacağız. İki yurt dışı bağlantımızla birlikte programımızın son bölümünde ise Meksa Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli bizlerle birlikte olacak. Hisse senedi piyasasında olup bitenleri beraber değerlendireceğiz. Önce bugünün öne çıkan haber başlıkları. BOTAŞ sanayi tesislerine uygulanan kısıntının yarın sabah 08 itibariyle sonlandırılacağını açıkladı. BOTAŞ 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada İran gazında yaşanan kesinti dolayısıyla yüksek tüketimi olan sanayi tesisleri ve elektrik santrallerine kısıtlama getirileceğini açıklamıştı. Kararla sanayi tesislerinin doğal gazında %40'a varan kısıntı uygulanmıştı. Kısıntı oranı 28 Ocak tarihinde ise %20'ye indirilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kapsamını ay başında genişlettiği kamu iktisadi teşebbüslerine döviz satışı 2022 yılı Ocak ayında 4.15 milyar dolar ile rekor seviyeye çıktı. Son 3 aydaki satış miktarı 10 milyar dolara yaklaştı. Merkez Bankası 2022 itibariyle kamu iktisadi teşebbüslerinin döviz ihtiyacının gerekli görülen kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası tarafından piyasa koşullarına göre doğrudan karşılayabileceğini açıklamıştı. Suudi Arabistan, Brent petrol fiyatlarının varil başına 95 dolar seviyesine yaklaşmasının ardından Asya, Amerika ve Avrupa'daki müşterilerine sattığı petrolün fiyatını Mart itibariyle yükselttiğini duyurdu. Saudi Aramco, petrolün varil fiyatının Amerika'daki müşterileri için 30 sent, Avrupalı müşterileri için 70 sent ile 2.3 dolar arasında artışa gitti. Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitülerinden Kiel, Dünya Ekonomisi Enstitüsü, küresel mal ticaretinin konteyner darboğazına rağmen Ocak'ta arttığını ve salgın öncesi seviyesini aştığını belirtti. Analizde mal ticaretinde Ocak'ta %2.4 artış öngörülürken, şu anda dünya genelinde sevk edilen tüm malların yaklaşık %11'i trafik sıkışıklığından etkileniyor ve Kızıldeniz'de normalden yaklaşık %11 daha az mal taşıyor denildi. Merkez bankalarından faiz artışı beklentilerinin artmasıyla tahvil piyasasındaki satış dalgası derinleşiyor. Fed'in Mart ayında 50 bas puanlık faiz artışına gitme ve Avrupa Merkez Bankası'nın yıl sonunda mevduat faizini sıfıra çekme olasılığı fiyatlara yansıtılmaya başlandı. Son 2 haftada negatif getirili tahvil stoku 3 trilyon dolar azalışla 6 yılın en düşük seviyesine geriledi. Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde paylaştıktan sonra iş yatırıma gideceğiz. Halil Barışkan bizleri bekliyor orada. Halil, özellikle bugün itibariyle bankacılık piyasasındaki aşağı yönlü hareket biraz daha belirleyici olmuş gibi görünüyor piyasalarda. Burada da ağırlıklı olarak İş Bankası hissesi şu an itibariyle aslında gün içerisinde kayıplarının önemli bir kısmını silmiş olmakla birlikte başat faktör. İş Bankası grup bankanız olduğu için size bunu sormayacağım ama bankacılık endeksi üzerinde Halil yaratmış olduğu etkinin kalıcılığı söz konusu olur mu? Bir bunu sormak isterim. Bir de genel olarak borsa aşağı yönlü hareketlere belli bir noktadan sonra tepki üretiyor ama yukarı yönlü hareketlerde de dirençle karşılaşmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla daha sıkışık bir banda doğru ilerleyen borsada eğer bir kırılma olacaksa bunun ne yönde olması beklenir diye sorayım sana. Merhaba Açıl, öncelikle iyi yayınlar. Yani endeks aslında bir süredir aşağıda 1900, yukarıda 2060 dediğimiz geniş bir band ama gün içi oynaklıklara baktığımızda aslında çok da geniş olmayan bir band içerisinde gidip gelen bir piyasayla karşı karşıyayız. Burada esas problem likidite, yani yeni alıcıların ve katılım eksikliği. Bunda da en büyük faktörlerden bir tanesi yabancı kurumsal eksikliği. Bu giderilene kadar, yani buraya yabancı kurumsal ilgisi oluşana kadar bence bu bandın içerisinde devam edeceğiz. Bu bandın açıkçası hem enflasyona karşı tek alternatif ve en iyi alternatif olarak şu an borsanın çıkıyor olması bence orta vadede yönün yukarı olduğunu bence bize gösteriyor. Zaten çok da ucuz fiyatlamalar var. Bu nedenle ben açıkçası orta vadede yönün yukarı olacağını düşünüyorum. Ama kısa vadede bu oynaklığın bitebilmesi için buraya yabancı kurumsal ilgisinin oluşabiliyor olması lazım. Bunun için de bence ilk şart olan kurdaki oynaklıktaki düşüş sağlanmış vaziyette. Bu önemliydi.
Bundan sonra yabancı kurumsal eğer gelirse, burada tabii pozitif haber akışı vesaire olabilir. Yani olursa işte daha hızlı yukarılara doğru gidişler olabilir. Ama bunlar olmadığı sürece de bu bant içerisinde katılımcının az olduğu, sınırlı olduğu bir piyasa çerçevesinde fiyatlamalar devam edebilir. Banka tarafıyla ilgili açıkçası çok iyi bilançolar ve gayet ucuz fiyatlamalar görüyoruz. Bilançoyu bile doğru dürüst fiyatlamadı piyasa. Bu bence yine katılımcı eksikliğiyle ilişkilendirilebilir. Yani doğru fiyatlamanın yapılabilmesi için yeterli katılımcı ve hacmin oluşabiliyor olması lazım. Ben sorunun başını kaçırdım ama İş Bankası'ndaki fiyatlama ile ilgili MSCI endeksinden İş Bankası'nın çıkarılabileceği ile ilgili Morgan Stanley bir rapor yayınladı. Bu rapor neticesinde de buradan çıkış olabilir ile ilgili piyasa bunun fiyatlamasını yapıyor. Yoksa İş Bankası özelinde başka bir haber akışı yok. Genel bankacılıktaki fiyatlama da bence yani yerli katılımı bizde daha çok yan tahtalar diyebileceğimiz tahtalarda devam edebiliyor. Ama yabancı kurumsal geldikten sonra ancak özellikle holding, bankalar ya da diğer büyük hisseler yukarı yönlü hareketini yapabiliyor. O nedenle yabancı kurumsal ilgisi oluşursa buraya, o zaman ben yine ilginin bankalara doğru kayabileceğini düşünüyorum. Halil, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için ve şimdi Serdar Paz'ı bizlerle birlikte. Serdar, hoş geldin. Merhaba. Biraz önce haber başlıklarında aktardık. Özellikle global çapta faizlerde yaşanan yükseliş ciddi bir merhaleye ulaştı gibi görünüyor. Hem özellikle Avrupa'da periferi tahvillerle Alman tahvilleri arasındaki spreadlerin giderek açılmaya başlamış olması, artı bu faiz artırım beklentilerinin kuvvetlenmesine paralel benzer şekilde negatif faizli tahvil stokunun ciddi şekilde aşağıya gelişi. Bunlar önemli noktalar ve sıkılaşmayı piyasa ciddi bir şekilde fiyatlamaya başladı gibi duruyor. Bir yandan da JP Morgan'ın yazmış olduğu bir not var. Onlar da diyorlar ki bugün sanki piyasa Fed ve ECB'nin faiz artışlarını biraz fazladan fiyatlamış olabilir. O nedenle mesela hisse senedi tarafındaki pozitif performansların devamını bekleriz derler. Yani hisse senedilerinin rakipsiz olmasına ilişkin de bir takım analizler var. Yani Bloomberg Terminal'deki analizi de bugün paylaşmıştık. Yani temettü verimliliği vesaire açısından bakıldığı zaman halen daha tahvil faizlerinin geldiği noktalar çok cazip değil. Ya da hisse senetlerinin Stoxx 600 ya da S&P 500 için bakıldığında kazanç verimliliği, yani fiyat kazancının tersini aldığımızda halen daha bunların getirileri ciddi şekilde diğer o ülkelerin, yani Alman tahvilinin ya da Amerikan tahvil getirisinin oldukça üzerinde. Negatif tahvil faizli stok ciddi şekilde azalıyor tabii. 5 trilyonun altına geldi senin dediğin gibi. 10 yıllık tahvillerde artık eksi kalmadı. İşte 5 yıllıklarda bile neredeyse kalmadı. 2 yıllıklarda vesaire daha ziyade işte Japonya, İsviçre, Avrupa'da bazı ülkelerde kaldı. Periferi ülkeler ile, yani Almanya ile başta İtalya olmak üzere tabii, yani bono piyasasının en derinliğe sahip olduğu ve işte bankacılık sektörü vesaire üzerinde daha yakından takip edilen Alman-İtalya tahvil faiz farkı. Şimdi Alman tahvilleri 10 yıllıklar 0.20'lere doğru kuvvetli bir yükseliş gerçekleştirdi ama yakın zamanda İtalyan 10 yıllıkların böyle 1.80'lere doğru, yani neredeyse Amerikan 10 yıllıklara yaklaşan bir hareket içerisinde ve ikisi arasındaki farkın açılması önümüzdeki dönemde işte bütçe üzerinde ek faiz maliyetini arttırması itibariyle İtalya, işte İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi hani normalde de zaten Almanya ile Hollanda ile atıyorum kuzey ülkeleriyle aynı performansı sergileyemeyen ülkeler üzerinde ek bir yük oluşturabilir şeklindeki tedirginlik artıyor. Özellikle Avrupa'da sıkışan kredi piyasası, likitte koşulları, işte hem kredi notuna yatırılabilir kredi notuna sahip ülkelerden oluşturulan bir endeks, hem bunun altında şirketlerden oluşturulan iTrax'ın endekslerine bakıldığı zaman ciddi şekilde yukarı yönde bir hareketlilik var. Yani oraların CDS risk primleri yukarı geliyor ve yeni dönemde yani her şirket için hem yüksek getiri sunan ya da eşik altı kredi notuna sahip şirketlerinde yeni borçlanmalarında hani hem talebin daha daralabileceği hem faizlerin çok daha yukarıda oluşabileceği, bunun da hani global taraftaki tahvil satış baskısı üzerinden hani yeni bir boyutu, yeni bir yansıması olarak değerlendirilmesinden bahsetmek mümkün. Yani Japonya'da bile işte 10 yıllık tahviller bakıldı 0.20'lere geldi. Orada Japon Merkez Bankası'nın bile duruşunu değiştirmesi vesaire gibi normalde pek alışık olmadığımız şeyler konuşuluyor dünya genelinde. Serdar, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında yeniden karşınızdayız.
Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde özellikle emtia ve petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendirmeye çalışacağız. İlk olarak Societe Generale Küresel Emtia Direktörü Michael Hay bizlerle birlikte. Michael, good afternoon. Michael, merhaba, iyi günler. Merhaba, size iyi günler. I would like to start with the hot topic, which is hot topic'le başlamak istiyorum. Yani Ukrayna krizi. Herhangi bir şekilde büyük bir kötüleşme bekliyor musunuz? Enerji bazında, emtia tarafında, Ukrayna sorunu yüzünden. That's a very hard thing to answer. Çok zor bir soru sordunuz. Hakikaten neler olabileceğini, bunun nasıl sonuçlanabileceğini, bu gerginin nasıl bitebileceğini bilmiyor. Şayet bir şekilde saldırı olursa, istila olursa, gaz en büyük sorun olacaktır. Petrolden ziyade gaz büyük bir sorun olacaktır. Sanırım herhangi bir şekilde saldırı olmazsa ya da yaptırım olmazsa enerjiyle alakalı yine gaz büyük bir problem olacak. Yine petrol gibi, bunu söylemek istiyorum. Ama herhangi bir şekilde ne olacağını bilmiyoruz. Macron bugün Putin'le görüşmesini gerçekleşecek. Umuyoruz ki herhangi bir şekilde kötüleşme olmaz da işler normalleşir. Biz çok fazla olası yaptırımlardan da bahsediyoruz. Siz de söylediğiniz olası yaptırımlardan şayet bir istila olursa bunun etkisi ne olur? Emtiaları için çok büyük. Yani Rusya çok büyük bir ülke. Birçok emtia için baktığımız zaman yine Türkiye için, Asya için çok önemli bir ülke. Platinyum, paladyum, bakır, alüminyum, bunlar çok önemli. Petrol, gaz vesaire hepsi çok önemli. En son yaptırımlar uygulandığında spesifik olarak bazı şirketlere yaptırım uygulanmıştı 2018 yılından bahsediyorum. Alüminyum mesela, alüminyum fiyatları %20 önünde artmıştı. Yaptırımlar gerçekten çok etkili olabilir. Ancak söyleyebileceğim şey şu: enflasyon zaten çok yüksek. Bütün dünyada öyle. Özellikle de ABD tarafında. Benzin fiyatları ABD'de çok çok yüksek seyrediyor. Ben şöyle düşünüyorum. Joe Biden biraz daha isteksiz olacaktır. Herhangi bir şekilde enerji tarafında bir sorun yaratmak istemeyecektir bu yüzden. Bu noktada da şu soruya gidiyoruz. İran yaptırımları ne olacak? Bu daha fazla olası diyebiliriz Ukrayna gerginlikleri yüzünden. Pekala, İran krizi sonuna gelirse ne olur? Daha fazla tedarik olursa İran tarafından, o zaman ne olur? Bu çok iyi olur çünkü 1.5 milyon varil ek petrolün piyasaya girmesi demek olur ki şu an bu yıl buna çok ihtiyaç var çünkü envanterler çok düşük seviyede. Bizim beklentimiz şu: bu olacak, yılın ortasına gerçekleşecek ve bunun sonucu olarak da fiyatların biraz 70 ile 80 dolar arasında gelmesini bekliyoruz. Elbette dizel vadelerine de bakacak olursak en büyük backwardation'ı görüyoruz küresel krizden bu yana. Yani vade uyumsuzluğundan bahsediyorum. Bu tarz bir farklı bir türev piyasa etkisinin sürdürülebilir olmasını bekler misiniz? Maalesef evet. Yani ticari dizel jet yakıtları hisselerine baktığımız zaman çok fazla verdi aslında COVID öncesiyle kıyaslandığı zaman. Ve buna şunu da ekliyoruz: İşlerin ilerlemesi için dizel gibi şeylere ihtiyacımız var. Doğalgaza ihtiyacımız var. Mesela hidrojen. Gri hidrojenden bahsediyorum. Gaz fiyatları çok yüksek şu an zaten. Maalesef bu emtianın üretimi de risk altında şu an. Çünkü bu yüksek fiyatlarla artık karlılık sağlamıyor. Çok fazla sebep var tabii ki, farklı türevlerin de çok yüksek kalması için. Sadece yaptırım ya da tedarik zincirlerinin bozulması değil. Ama ilgili maliyetlerin çok yüksek olması da önemli bir şey. Petrol piyasası söz konusu olduğunda şunu görüyoruz: spekülatif pozisyonlar da artışta, artıyor. Daha ne kadar gidebilir bu spekülatif pozisyonlar ve bazı senaryonuz nedir petrol fiyatları için? Yakın vadeyi sorarım size. Tabii. Son pozisyon verilerine baktık hedge fonda, hem WTI'de hem de Brent tarafında. Aslında geçen hafta itibariyle hedge fonları pozisyonlarını biraz azalttı Brent'te. Bunun sebebi de yüksek ihtimalle şu: bazı beklentiler var. Daha az jeopolitik risk beklentisi var ama pozisyonları WTI tarafında arttırmış durumdalar. Refineri tarafında Texas'ta yaşanan sorunlar yüzünden ya da envanterlerin ABD tarafı çok düşük olmasından kaynaklanır olabilir. Her şeyi bir arada değerlendirdiğimiz zaman, küresel açıdan baktığımız zaman, buna bizim beklentimiz petrol fiyatlarının daha fazla olması, yani 90'ların azından ziyade 80'lerin yukarısında olmasını bekleriz. Pekala, yılın ortalamasını nerede beklersiniz? Brent'ten bahsedecek olsak, yılın ortalaması. Yılın sonu için biz Brent fiyatlarının biraz aşağıya gelmesini bekliyoruz. 75 dolar olabilir varil başına. Ve o yüzden 80'lerin başı olabilir. Ortalamada dediğim gibi 70'lerin ortasından 80'lerin başına kadar giden bir aralık olabilir.
Son sorumda enflasyon, siz yüksek enflasyondan da bahsettiniz. Altın sizce büyük bir hedge aracı mı? Çünkü yüksek enflasyon söz konusu olduğu zaman geçmişte böyle bir alışkanlık vardı. Altın hala bir hedge midir enflasyon karşısında? Bir tarafta artık o kadar da öyle görünmüyor. Çünkü çok fazla, dünyanın neredeyse her yerinde çok fazla enflasyon verisi geliyor ve faizleriyle alakalı bir beklenti de var. Yıl boyunca birçok kez faiz artışı bekleniyor. Bu da altını biraz daha aşağıya getirebilecek bir şey. Ama yüksek reel faizler altın için kötüdür, enflasyon ise iyidir. Ama şunu da düşünmemiz gerekiyor, ETF girişleri. Bunlar da çok önemli altın için, fakat genel olarak konuştuğumuz zaman çok fazla giriş görmedik bu yıl. Yani maalesef biz hala bir şekilde altın enflasyona desteklense bile bu hikaye biraz güvenilirliğini kaybedecektir yılın ilerleyen dönemlerine göre. Yani biz yılın sonunda altın fiyatlarının geri gelmesini bekliyoruz. Çünkü ETF akışları azalacaktır. Enflasyon da biraz daha normalleşmeye başlayacak. Faizler artacaktır. Yıl sonunda altın fiyatları nerede olmasını bekliyorsunuz? Tam fiyatı ya da tahmini bakmadım ama 1750 ile 1800 arası diyebilirim. Michael Hague, bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Societe Generale Küresel Emtia Direktörü Michael Hay'in görüşleri böyleydi. Oldukça kapsamlı açıklamalar ve detaylı görüşler aldık kendisinden. Şimdi Ekons Danışmanlık Yönetici Ortağı, Kurucu Ortağı Ferhat Yükseltürk bizlerle birlikte. Ferhat, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, açılı yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz önce Michael Hay'in görüşlerini aldık. Diyor ki özellikle emtia piyasasındaki hareketlilik bizi de çok doğrudan ve derinden etkileyebilecek bir noktada. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde eğer bir şekilde Rusya-Ukrayna krizi yaptırımlara dönüşecek olursa, gerek petrol üzerinde gerekse bu ham madde fiyatları üzerinde, sanayi metallerine yansımasını çok doğrudan görme potansiyeli var. Türkiye'nin hem enflasyon görünümü hem cari döngü görünümü açısından nasıl değerlendirirsin şu anda olup biten bu jeopolitik gelişmeleri? Tabii aslında senin de belirttiğin gibi Türkiye'nin hem büyümesi açısından hem cari açık tarafında oldukça önemli riskler barındırıyor bu son dönemdeki enerji fiyatları hareketi. Enerji faturasının şu andaki görünümde 100 milyar dolar seviyelerine kadar çıkma ihtimali belirmiş durumda. Özellikle petrol tarafında biz eğer bu riskler gerçekleşirse 100 dolar ve üzeri seviyeleri görürsek, beklentilerde bir miktar aşağı doğru düşüş olsa da halen bence yukarı yönlü riskler aşağı yönlü risklere kıyasla daha belirgin enerji piyasasında. Yani hem arz sıkıntıları halen kuvvetli, talep halen kuvvetli dünya tarafında. Bu açıdan bizim enflasyon ve büyüme tarafında maalesef en önemli risk bu enerji fiyatları gibi duruyor. Peki buradan sonraki aşamada petrol fiyatları üzerine de beklentileri bir parça almaya çalıştık. Burada rivayetler muhtelif. Eğer bir Rusya-Ukrayna krizi işgale doğru gidecek olursa bunun yansıması 120 dolarlara gidebilir diyen bir JP Morgan tahmini var. Yıl ortalaması 100 dolarlara kadar ulaşma potansiyeli olur diyenler var. Ama biraz önce Michael Hay de diyor ki yıl sonunda nispeten daha mutedil 75 dolarlara doğru gerileyecek bir petrol fiyatlaması bekliyoruz. Dolayısıyla bizim makro çerçevemiz açısından özellikle enerji fiyatları temelli tabloyu nasıl yorumlarsın? Yani şimdi bizim aslında makro çerçevede baktığımızda bizim açımızdan cari açığı etkileyen en önemli faktör şu anda enerji fiyatları. Yani biz ihracatın oldukça önemli bir şekilde arttı ve ithalat talebinin, en azından tüketici ithalat talebinin azaldığı bir dönemde bile yüksek cari açıkla maalesef işliyoruz. Yani ekonomi olarak bu yönde ilerliyoruz. Bu da tabii aslında enerji fiyatlarıyla birebir alakalı. Şu andaki görüntü de, yani bütün analiz beklentileri çok hakikaten işte biraz önce belirttiğin gibi 75 dolardan 100-120 dolarlara kadar değişen beklentiler mevcut. Fakat hani genel görüntüye baktığımızda enerji tarafında, özellikle bu işte yenilenebilir enerjiye dönüşümün de bu aralar tüm dünyada en popüler görüşlerden ve yatırım stratejilerden birisi de olduğu göz önüne alındığında, aslında petrol fiyatlarında çok kısa vadede o istediğimiz düşüşleri göremeyebileceğimizi bize söylüyor diye ben düşünüyorum. Bu da tabii bizim cari açık tarafında maalesef o hani hükümetin de istediği cari fazlaya dönme hikayesini en fazla etkileyecek faktör. Bu açıdan belki turizm bize bu yıl olumlu bir katkı sağlayacak. Fakat enerjide bu turizmdeki olumlu havayı
dağıtacak kadar bile yüksek bir faturayla karşı karşıya kalabiliriz. Bu da tabii büyümeyi üzerinde ister istemez bir olumsuz etki yaratabilir gibi duruyor. Bunun iyi yönetilmesi gerekiyor. Şu anda enflasyon tarafında da tabii maalesef işler istediğimiz gibi gitmiyor. Burada kamu maliyesi desteklerinin belki bu yıl boyunca, hatta önümüzdeki yılın ilk yarısına da sarkacak bir kamu maliyesi desteğiyle burası dengelenmeye çalışılacaktır diye ben bekliyorum. Son olarak önümüzdeki süreç açısından bakıldığında hem petrol fiyatlarındaki artış, hem enerji maliyetlerindeki artış, hem de öbür taraftan baktığımızda ciddi bir ithalat ihracat dengesi tartışması var Türkiye'de. Yılı şu ana kadarki başlangıç itibariyle baktığımızda enflasyonist ortamı ve büyüme perspektifini değerlendirdiğimizde cari denge açısından nerelerde kapatma potansiyeli var sence çok kısaca? Yani burada aslında çok hakikaten tahminde bulunmak biraz zor bir döneme girdik. Özellikle bir, enerji fiyatlarının seyri, senin de belirttiğin gibi. İki, iç talepteki görünüm nereye doğru evrilecek? Şu andaki görüntü iç talepte biz bir durulma yaşayacakmışız gibi duruyor. Özellikle ithalat talebinde bir yavaşlama söz konusu olacak gibi duruyor. Bu açıdan baktığımızda cari denge açısından hani daha önceki gördüğümüz %4-5 milli gelire oranlı seviyeleri görmesek bile biraz daha makul 2,5-3 bandında bir yerde bir kapatacağımızı cari açık olarak düşünüyorum ben. Cari fazla maalesef enerji nedeniyle çok olacakmış gibi durmuyor. Tabii burada turizm tarafı beklenenin de ötesinde çok yukarı yönlü bir sürpriz yapmazsa. Ferhat Yükseltürk, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu notlar için. Şimdi bir kez daha Londra'ya gidiyoruz. Petrol fiyatlarındaki hareketin detaylarını konuşmak için IHS Market Petrol Piyasaları Direktörü Spencer Welch bizlerle birlikte. Spencer, good afternoon. Merhaba, iyi günler. Hello. Merhabalar. I would like to start with the possible outcome. Olası sonuçla başlamak istiyorum. Ukrayna gerginliklerinden bahsediyorum. Doğal gaz ve petrol açısından düşürdüğümüz zaman herhangi bir şekilde büyük bir etki olur mu bu tarafta? Well, good question. İyi bir soru sordunuz ve bütün bu durum neler olduğuna bağlı değişebilir. Potansiyel etki, gaz fiyatlarının üzerindeki etki çok daha büyük olacaktır petrol fiyatlarıyla kıyaslandığı zaman. Rusya çok büyük bir doğalgaz ihracatı yapan ülke Avrupa'ya. O yüzden şu an gaz fiyatları Avrupa'da ve Asya'da yaklaşık 4 ile 5 katı, normal fiyatın 4 ile 5 katı. Ukrayna gerginliği çok fazla etkili olabilir bu tarafta. Aynı zamanda petrol fiyatlarını da etkileyebilir. Ancak piyasa o kadar da Rusya petrolüne maruz kalmıyor gazıyla kıyaslandığı zaman. Siz bir şekilde akış, daha fazla akış gelmesini bekler misiniz İran'dan? Gerginlikler ve herhangi bir yaşanabilecek yaptırımlardan sonra, şayet yaptırım olursa. Süregelen konuşmalar var tabii ki, biliyorsunuz. 6 aydan fazladır sürüyor ABD ve İran arasındaki görüşmelerden bahsediyorum. Nükleer durumuyla alakalı olarak ve ABD'nin şimdi var olan yaptırımların kaldırılması konusunda yapabileceği ya da yapmayacağı şeylerle alakalı. Şu ana kadar çok fazla ilerleme olmadı geçen haftanın sonuna kadar. Bir gösterge tabii elde ettik. Şu an görüşmelerin ilerleme kaydettiğiyle alakalı göstergeler oldu ama gidilecek çok fazla yol var. Çok fazla petrolden bahsediyoruz şimdi. İran tarafından üretilebilecek çok fazla petrol var. Şu an 1 milyondan fazla günlük olarak petrol üretilmiyor ve küresel petrol fiyatları varil başına $90'dan fazla işlem görüyorken dünya gerçekten ekstra petrole ihtiyaç duyuyor gibi görünüyor. Elbette spekülatif pozisyonlara baktığımız zaman petrol piyasasında artışta olduklarını da görüyoruz. Hemen hemen yakın vadede benzer şey bekler misiniz? Daha ne kadar gider? Bunun etkisi ne olur fiyatlar açısından? There's quite a few questions there. Birkaç soru sordunuz aslında. Bakın piyasada şu an iki tane neredeyse karşı durum var. Petrol temelleri var. Orada dünyanın toparlanması, Covid'den toparlanmasından bahsediyorum. Talep şu an neredeyse Covid öncesi seviyelerine geri gelmiş durumda. O yüzden talep
oranındaki artış biraz yavaşlıyor. Tedarik de artıyor. Sadece OPEC Plus ülkelerinden bahsetmiyorum. Aynı zamanda OPEC dışı üreticiler, mesela ABD'den de üretim artıyor. Orada üretim artmaya başladı. O yüzden temel açıdan değerlendirdiğimiz zaman IHS Market olarak bizim beklentimiz şu: petrol arzının artmasını bekliyoruz. Neyle kıyaslandığı zaman 2022'de talepten daha fazla arzın artmasını bekliyoruz. Bu da fiyatları biraz aşağı çekecektir. Ama jeopolitik tarafa da baktığımız zaman Rusya ve Ukrayna gerginliği düşünmemiz gerekiyor. Orta Doğu'da da bir gerginlik var. Yani jeopolitik açıdan fiyatları yukarıda tutan bir durum var. Bütün bunlar ama ne olacağına bağlı. Temeller kontrol altında tutulabilecek mi? Yoksa jeopolitik olaylardan etkilenecek mi? Buna bağlı her şey. Siz arz tedarik seviyelerinden bahsettiniz. Genel olarak tüketim tarafını değerlendirdiğimiz zaman ne düşünürsünüz? Çünkü biliyoruz ki OPEC Plus planlarıyla ilerliyor. Planladıkları şey yapıyor. Arz talep tarafında ne olacak? Şayet bir şekilde daha fazla sıkılaşma görürsek piyasalardan, ekonomide yavaşlama bekler misiniz? Şayet bu olursa gelişen MTA piyasası üzerindeki etkisi ne olur bunun? Ben küresel ekonominin yavaşladığını söylemem ama olan şey şu: çok fazla küresel şekilde etkilendik COVID'den 2021 yılında da. Bu yüzden çok fazla küresel ekonomik büyüme olmuştu. 2020'de çok fazla etkilendik, 2021'de de çok fazla büyüme oldu. 2021 yılında çok güçlü bir büyüme oldu ama bu toparlanma büyümesiydi. 2022 yılında ise biraz daha COVID'in ötesine geçiyoruz gibi. Biraz daha normal duruma geçiyoruz gibi. Yani evet, küresel ekonomik büyüme 2021'deki kadar güçlü ve büyük olmayabilir ama dünya ekonomisi hala makul seviyelerle büyüyecektir ve dünyanın da petrol talebi aynı şekilde büyüyecektir, artacaktır. IHS Market olarak biz dünyanın petrol talebinin bu yılın sonunda 2019 seviyelerine geçmesini bekliyoruz. Yeni rekorlar kırılabilir ve büyümeye devam edebilir talep. Ama dediğimiz gibi talep artıyor ama arz tedarik çok daha hızlı artacaktır. O yüzden temellere baktığımız zaman bize şunu gösteriyor: petrol fiyatları düşecektir yavaşça. Spencer Welch, bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. IHS Market Petrol Piyasaları Direktörü Spencer Welch'in görüşleri de böyleydi. Kısa bir ara, sonra yeniden karşınızdayız. Finans merkezine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir kez daha Londra'dayız. Bu kez Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren, yarın itibariyle daha yoğunlaşacak ve iki tane yatırımcı toplantısıyla gerçekleşecek Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Londra'daki yatırımcılarla görüşmeleri. Evet Açıl, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Londra'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor. Burada yatırımcılarla temasta bulunmak amacıyla yarın gerçekleşecek toplantıda aslında neler konuşulacak diye baktığımız zaman Türkiye'nin yeni ekonomi modelini anlatacak ve yatırım çekme çağrısında bulunacak yatırımcılara. Görüşmeler yarın Londra saatiyle saat 10 ve saat 14.30'da olmak üzere iki ayrı toplantı şeklinde gerçekleşecek ve toplantıyı Hüsnü Özdeğin ile Ferit Şahenk'in ana ortağı olduğu İngiltere'nin ilk Türk sermayeli yatırım bankası Don Group düzenliyor. Toplantıya katılacak isimler arasında uluslararası fon yöneticileriyle girişim sermayesi yöneticileri var. Aynı zamanda Citibank, HSBC, Barclays, Goldman Sachs gibi kurumlardan da bazı isimlerin katılması beklenmekte. İki toplantıda Londra Büyükelçiliği'nin eskiden bulunduğu fakat şu an Büyükelçilik konutu olarak kullanılan binada gerçekleşecek. Aynı zamanda konuya yakın kaynaklar Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak ile de bir görüşme gerçekleştirmek istediğini ifade ettiler. Peki neler konuşulacak diye baktığımızda aslında Nebati geçtiğimiz günlerde Nikkei'ye bir röportaj vermişti ve bu röportajda Londra ziyaretiyle ilgili bazı detaylar sunmuştu. Mesela o verdiği röportajda yatırımcılara izlenen politikalardan geri dönüşün olmayacağını söyleneceğini ve takvimlerinde faiz artırımının
olmadığını belirteceği ifade edildi. Şu açıklamada bulunmuştu. Bunu konuyla ilgili en yetkili otoriteden duyduklarından emin olacağız. Nasıl bir ekonomiyle karşılaşacaklarını şeffaf bir şekilde anlatacağız değerlendirmesini yapmıştı. Nebati Londra'dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde aynı zamanda eşlik edecek ve oradan da G20 zirvesi için Jakarta'ya geçecek. Aynı zamanda yarın gerçekleşecek yatırımcı toplantısının ardından ulusal basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir basın toplantısı düzenlenecek. Yani yarın akşam saatlerinde toplantıda neler konuşulduğunu Bloomberg HT ekranlarından aktarıyor olacağız. Açıl Sezen. Teşekkür ediyoruz Ceren, sana aktardığım bu değerlendirmeler için. Şimdi Meksa Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli bizlerle birlikte. Figen, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk, yayınlar. Biraz önce Ceren'in anlattığı, aktardığı detaylarla bir başlayalım istersen. Çünkü Borsa İstanbul'da yabancı katılımcı oranı çok ciddi anlamda düştü. Dolayısıyla aslında bu tür organizasyonları da bir süredir görmüyoruz. Bu yapılacak olan iletişim Türkiye'ye bir şekilde hisse senedi bacağında yabancı katkısı katılımı sağlamak için ne getirir ne götürür? Artı önümüzdeki süreç açısından ne gibi mesajlar verilebilir sence yurt dışı yatırımcılara? Tabii yurt dışı yatırımcılar açıl bu tarz toplantılarda genelde yatırım yapacakları ülkeyi daha öngörmek için, yani enflasyonunu, faiz oranını, kurunu daha öngörmek için katılıyorlar. Şimdi bu noktada tabii bizim ne söyleyeceğimiz önemli. Yani orada kuru öngörebilmeleri için işte enflasyonun gideceği noktayı, faizlerin gideceği noktayı öngörmeleri için ne sunacağımız çok önemli. Biraz önce Ceren faiz arttırımının olmayacağını ya da bunun söyleneceğini ifade etti. Şimdi tabii faiz masada olmadan bu tarz toplantılarda yatırımcıları ikna etmek biraz zor olabilir. Daha farklı şeyler söylemeniz gerekebilir. Bunu yarın hep birlikte göreceğiz. Ama dediğim gibi faiz silahı olmayacaksa biraz tabii ki zor bir toplantı olabilir. Çünkü kur tarafında bizim aldığımız farklı önlemler var. Yani tüm dünyada faiz artırım süreci takip ederken biz içeride daha çok işte döviz tevdiat hesaplarını, tüzel kişileri, yurt dışındaki yerleşikleri, yani yurt dışında yaşayanları bir şekilde bu tarafa ikna etmeye çalışıyoruz. Farklı bir yöntem takip ediyoruz. Bunun anlatılması gerekir. Yani kur tarafındaki öngörülebilirliği sağlamak için burada ikna edici olunması gerekir. Ama tabii şimdi faiz dediğiniz şey size bağlı bir şey. Ama şu an bizim uyguladığımız politika daha üçüncü şahısların kararıyla uygulanan bir sistemdeyiz. Dolayısıyla bunun hani ikna tarafı bence biraz zor olacaktır tabii ki. Onun haricinde yabancı tarafında cidden bir zayıflık takip ediyoruz. Açıl son dönemde hatta Borsa İstanbul'da şöyle bir şey takip ettiğimizi söyleyebilirim. Daha çok var olan paranın hisse değişimini takip ediyoruz. Yani mesela takaslara baktığımızda işte yabancı girişi takip ettiğimiz hisseler mesela diğer tarafta çıkış varken bir tarafa giriş, bir sonraki hafta o taraftan çıkış, diğer tarafa giriş. Yani sanki böyle aynı paranın Borsa İstanbul tarafında hisseler geriledikçe yer değiştirdiğini biraz takip ediyoruz. Bir yandan da özellikle tabii hacim tarafında da bu söylediğinin yansımasını görüyoruz. İşte hacim 20 milyar liraların altına doğru gerilemiş durumda. Dolayısıyla en azından bundan sonrası için dönüp baktığımızda, bu arada o 20 milyar da kabaca işte dörtte beşte biri kadarı 3 şirket üzerinde dönüyor mesela bir gün içerisinde. Sonra bu 3 şirket değişebiliyor, diğerleri gelebiliyor. Dolayısıyla bu hacimsizlik ne noktada aşılabilir ve bir taze kaynak ihtiyacı var mı borsada daha yukarı potansiyeli hayata geçirebilmek için? Aslında var Açıl. Bir de şöyle bir durum var. Belki de son yıllardır görmediğimiz kadar aslında özellikle mesela bankacılık sektörü özelinde çok ciddi kar beklentileri var bu 2022 yılı için. Bankacılık sektöründe genelde alıcısı aslında yabancılar. Yani Borsa İstanbul'da bu tarz yüksek kar beklentilerinin olduğu yıllarda biz genelde bankacılık sektöründe çok ciddi pozisyonlanma görürdük. Mesela bu sene çok da bunu takip edemiyoruz. Bunda
Dediğim gibi hani biraz önce ya bir kur tarafındaki öngörülebilirlik, bir de tabii alınan tedbirler var. Mesela Borsa İstanbul tarafında son birkaç gündür yukarı adım kuralı uygulanıyor. Yani açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanıyor. Bu kuralın uygulandığı günler biz daha dar bir hacimle yukarıya gitmeye çalışan bir endeks takip ediyoruz. Fakat bu kuralın uygulanmadığı günler inanılmaz bir oynaklıkla daha çok aşağıya gitmeye çalışan bir Borsa İstanbul takip ediyoruz. Bunda tabii ki o işte kaynak dediğimiz, yani daha uzun vadeli burada pozisyon alan yatırımcıya burada ihtiyaç var. Yani bu kural kalktığı anda işte o boşluğu birinin alıp takasında tutması lazım. Yani yatırımcının daha uzun vadeli. Şu an böyle bir şey takip etmediğimiz için tabii bu kuralın uygulanmadığı günler aşırı oynaklık oluyor. Şimdi bu hani yurt dışından katılım içinde Türkiye'ye girişi biraz kolaylaştırmanız lazım. Yani swap tarafını, biraz hedge maliyetleriniz düşmesi lazım. Kurunuzun öngörülebilir olması lazım. Şimdi kur tarafında eğer girişi kolaylaştıracak adımlar atılması, tabii burada bence ekonomi yönetimi kurdaki reaksiyonu da çok kestiremiyor. Yani bu taraftaki işte sıcak para dediğimiz portföy yatırımlarının girişi için alanı açtığınızda kurun reaksiyonu bence biraz tahmin edilemiyor. Ben de edemiyorum bu arada, onu da söyleyeyim. Yani hani siz içeriye giriş için bu alanı açabilirsiniz ama farklı şekilde de kullanılabilir. Dolayısıyla hani giriş için kapımız da biraz böyle çok açık aralık değil, onu da belirtmem lazım. Bilmiyorum, yarın bence bu da sorulacaktır. Yani Türkiye'ye giriş yapanların burada yaşadığı zorluklar da bence bakana sorulacaktır. Oradaki açıklamaları takip ediyor olacağız ama tabii ki evet, bir kaynak ihtiyacı var. Yani oynaklığın azalması için var. Peki özellikle tabii bir de bankacılık tarafını ve bilançoları sana sormak isterim. Özellikle İş Bankası hissesi üzerine bugün ciddi bir oynaklık gördük. Bu MSCI endeksine dahil edilme edilmeme, çıkartılma tartışması çerçevesinde yarın bilanço gelecek İş Bankası'ndan. Dolayısıyla bunun öncesindeki volatiliteyi nasıl değerlendirirsin? Seans içerisinde bir ara %5'lere varmıştı kayıp. Şu anda biraz daha yataya doğru döndüğünü görüyoruz. %1'in altına geldi kayıplar. Dipten de bir miktar alım gelmiş oldu. Dolayısıyla hem değerlemesi açısından baktığında ne söylersin? Hem de aynı zamanda çok kuvvetli bilançolar ve bunlarla çok da örtüşmeyen fiyatlamalar görüyoruz bankalarda. Evet Açıl, orada haklısın. Yani şimdi İş Bankası üzerinde bir henüz açıklanmayan bir haber akışı var. Tabii bu tarz endekslerden giriş çıkışlar tüm hisseler için zorunlu satışlar getirir. Yani o endeksten çıkmanız işte bir fonun oradaki pozisyonunu etkiler ve o fon satmak durumunda kalır. Dolayısıyla bunun yarattığı bir tedirginlik olur. Yani her hisse için, sırf İş Bankası için değil, böyle bir haberin geleceği her hisse için böyle bir tedirginlik olur. Bankacılık sektöründe açılan kredi mevduat makasının belki son yıllarda bu kadar açıldığı bir dönem herhalde yaşamamıştık diye düşünüyorum. Onun haricinde işte enflasyon endeksi tahvil getirilerinde, yani toplamında aslında bankacılık sektöründe belki son yılların en büyük kar beklentileri var bu yıl. Ya oradaki tek handikap bankacılık sektöründe dediğim gibi birinci madde bankaların en büyük alıcısının yabancı olması. Yani orada pozisyonlanmayı genelde yerliler değil, daha çok yabancılar tercih ediyor. İkincisi de bankacılık sektöründe bir hani bu özellikle pandemi döneminde bazı regülasyonların bankacılık karlılığını etkileyebilecek adım gelir mi? Yani örneğin mesela döviz tevdiat hesaplarında alınan kararda bankacılık sektörünün komisyonları üzerine bir yük getirebilirdi. O durdu sonra. Sadece böyle bir soru işareti var. Yani bankalar üzerinden olası bir regülasyon tekrar gelebilir mi? Gelirse işte böyle bir risk var mı? Sadece benim gördüğüm öyle bir şey var. Bir de tabii ki onların alıcıları piyasada çok da yok şu anda. Peki özellikle tabii bir yandan şunu da sormak isterim. Kur pek bir yere gitmiyor. 13.5'a sabitlenmiş gibi görünüyor. Artı faiz tarafına baktığımızda da enflasyonun altında bir mevduat faizi var. Bir miktar kur korumalı mevduata doğru dönüşün arttığını görüyoruz ki burada TL yatırımcısının da önemli bir bölümünün bu tarafa geçtiğini, 200 milyar liranın üzerine bir kaynağın bu yolla öbür tarafa doğru gittiğini gözlemliyoruz. Bunlar borsaya yansıma açısından ne ifade eder? Bir bunu sorayım. KKM borsa açısından bir rakip oluşturdu mu? Sorulardan biri. İkincisi de özellikle buralarda enflasyonun altında getiri olunca
hem mevduat faizinde hem de aynı zamanda kurda pek bir yere gitmemeyi en azından hazine de farkı ödeyeceği için şu an itibariyle ortaya koyduğuna göre borsa bir alternatif enflasyona karşı korunabilmek açısından ama bu vazifeyi ifa edebiliyor gibi görünüyor mu? Yani bazı hisseler de ediyor. Son sorundan başlayayım. Bazı hisseler de ediyor. Özellikle bu seviyelerden işte döviz pozisyonu almak istemeyen yatırımcıların kasasında döviz bulunduran şirketlere yöneldiğini biz son dönemde takip ettik. Ve bu şirketlerin getirileri de iyi oldu. Yani oraya o tarafa o tarafta bir tercih kullanan bu durumdan zarar etmedi. Döviz tarafında açıl tabii ki mevduat faizleri çok düşük. Bulunduğumuz enflasyon ortamında düşük kalıyor. Orada ilk geçiş senin de söylediğin gibi TL mevduatlardan oldu. Tüzel tarafta işler birazcık daha vade nedeniyle daha yavaş ilerliyor. Yani orada tüzellerden katılımın birazcık daha sınırlı olduğunu görüyoruz. Aslında hedeflenen döviz tevdiat hesaplarından katılım bence istenen hızda değil. Daha çok TL mevduatlardan dönüş en hızlı reaksiyon veren döviz yükselişte TL'de kalan kişilerden olduğunu biz takip ediyoruz. Enflasyonist ortamda tabii şirketlerin ciroları arttı. Yani hani enflasyon yükselişinin de bir fiyatlara pozitif etkisi oldu. Yani şirket cirolarına burada bütün yani aşağı yukarı işte perakende sektörü, gayrimenkul sektörü, sigorta sektörü yani bu şirketlerin hani bilançolarında biz tabii ki şeylerinde artış göreceğiz. Değerlemelerinde, cirolarında, işte döviz bulunduranların karlılıklarında bir artış göreceğiz. Ama dediğim gibi Borsa İstanbul için açıl son şunu söyleyeyim. Yani biz sıkışma takip ediyoruz. Yani 1900 ile 2000 arasında giderek sıkışan bir endeks takip ediyoruz. Mart ayı da kritik bir ay. Yani Fed'in faiz arttırım söylemlerinin ağırlaştı. İşte ECB tarafında da öyle. Ya Şubat ayında ben biraz mesela izlemede kalma taraftarıyım. Yani kırılmayı da görmek istiyorum. Yani 2000 yukarı mı kırılacak yoksa aşağı yönde bir hareket mi olacak? Bir de yukarı adım kuralının uygulanmadığı bir sakin gün görür müyüz? Onu da görmek istiyorum. Yani bu kuralın uygulanmadığı bir günde Borsa İstanbul'un nasıl bir reaksiyon vereceğini de açıkçası görmek isterim. Figen, son olarak son 2-2,5 dakika içerisindeyiz. Hangi hisseler var şu anda takibinizde, radarınızda? Daha fazla ön plana çıkardınız ve yukarı potansiyel bulduğunuz. Gerek bilanço dönemi açısından soruyorum bunu. Gerekse önümüzdeki dönemde konjonktürden daha pozitif faydalanabilecekler açısından. Aslında biraz önce dediğim gibi ben biraz izlemede, yani bu ay biraz izlemede kalma taraftayım. Dediğim gibi o kırılmayı görmek istiyorum. Ama onun haricinde geri çekilmelerde bankacılık sektörünü yine bir tık ön plana çıkarıyorum. Tabii takaslarda şöyle bir değişim oldu. Aslında mesela Şişe Cam, Ereğli, Tüpraş bu tarz hisseler yükselişe daha ön plana çıkan hisselerdi. Bilançolarda da birazcık daha Tofaş ön plana çıktı. Ama mesela geçtiğimiz hafta biraz değişim oldu. Yani orada biraz kar realizasyonu takip ediyorum yabancı tarafı için. Tekrar bir bankacılık sektörüne bir miktar dönüş var. Ya biraz yatırımcı şunu kollamalı. Ya benim gördüğüm hareket olarak bu hafta kim hangi sektör geri kalıyor? Bankacılık sektörü. İşte ona bir dönüş oluyor. Mesela geçen hafta ulaştırma geri kalmıştı. Bu hafta ulaştırmaya bir giriş oldu. Ya böyle bir doldur boşalt takip etmek gerekiyor. Yani Borsa İstanbul'da biraz yerli ağırlığı arttığı için öyle bir strateji takip edilebilir gibi geliyor bana. Figen, çok teşekkür ediyoruz sana da aktardığın bu değerlendirmeler için. Böylelikle Finans Merkezi'nin sonuna geldik. Kısa bir aramız var. Sonrasında kapanışa doğru izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.